Merhabalar. Dolaşım sistemi ile yine birlikteyiz. Arkadaşlar dolaşım sistemi vücudumuzu oluşturan sistemlerden en önemlilerinden bir tanesi. Dolaşım sisteminin en önemli organı gördüğünüz gibi kalp. Kalp ne yapıyor? Tüm vücuda kanı pompalıyor. Neden tüm vücuda kanı pompalıyorlar? Çünkü hücrelerimiz için gerekli olan besin ve oksijeni tüm hücrelere ulaştırıp orada enerji üretmek için. Şimdi dolaşım sistemimizi tanıyalım. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu maddeleri hücrelere kadar ulaştıran, oluşan atık maddeleri uzaklaştırmak üzere ilgili organlara ileten sisteme dolaşım sistemi diyoruz. Dolaşım sistemi ile ilgili beynimizden beynimizden parmak uçlarına kadar bütün vücut organ ve hücrelerine madde iletimini sağlar. İnsan dolaşım sistemi Kalp, damarlar ve kan olmak üzere 3 bölümde incelenir. Hücrelere madde iletimi kan sıvısı ile gerçekleşir. Damarlar, kanın hücrelere kadar ulaşmasını sağlayan yollardır. Kanı pompalayarak damarlar içerisinde dolaşımını ise kalp sağlar. Bu bölümlerin yapısını ve özelliklerini sırasıyla inceleyelim. Dolaşım sistemimizin görevleri hücrelerin besin ve oksijen ihtiyacını karşılamak, hücrelerde ve organlarda biriken zararlı atık maddeleri uzaklaştırmak üzere ilgili organlara götürmek, vücut sıcaklığının korunmasını sağlamak dış ortamdan gelebilecek zararlı mikroplara karşı toksit maddelere karşı vücudu korumak. Dolaşım sistemi kalp, damarlar ve kan olmak üzere 3 bölümde inceliyoruz. Öncelikle kalbin yapısı. İnsan dolaşım sisteminde kalp göğüs boşluğuna akciğerler arasında yerleşip olarak bulunur. Dıştan ve içten zarla kaplanmıştır. İki zar arasında kalp kası, kalbi besleyen damarlar ve sinir uçları bulunur. Kalp kasının kasılma ve gevşeme hareketleriyle kanın pompalanarak vücutta dolaşımı sağlanır. Yetişkin bir insanda kalp 250-300 gram arasında bir ağırlığa sahiptir. Ortasında bulunan bir perde ile kalp sağ ve sol iki bölüme ayrılmıştır. Sağ bölüm sağ kulakçık ve sağ karıncık Sol bölüm ise sol kulakçık ve sol karıncıktan oluşur. Kalbin sağ bölümünde kirli kan, sol bölümünde temiz kan bulunur ve kalbin temel görevi kasılıp gevşeme hareketi yaparak vücuda kan pompalamaktır. Arkadaşlar şöyle aklımızda kalabilir. Üst taraftakilere kulakçık, kulakçık kulağımıza yakın olanlara, kulakçık, karnımıza yakın olanlara karıncık diyoruz. Arkadaşlar kalbin sağ tarafında, sağ alt tarafında sağ kulakçık, sol alt tarafında sol karıncık, kalbin alt taraflarında sağ karıncık ve sol karıncık, üst taraflarında sağ kulakçık ve sol kulakçık olmak üzere 4 odacıklı. Bunlar arkadaşlar alt taraf Kaslar daha kalındır çünkü kanı tüm vücuda gönderen kısım karıncıklar olduğu için karıncıklar daha kaslı ve daha güçlü kasılırlar. Kalbin çalışma sistemine bakalım. Kalp 4 odacıklıdır. Üstteki odacıklara kulakçık, alttaki odacıklara karıncık denir. Kulakçık ve karıncıklar arasında açılıp kapanan kapakçıklar vardır. Arkadaşlar bu kapakçıklar kanın birbiriyle karışmasını Önler, karıncıklar bölgesindeki kas tabakası kulakçıklara göre daha kalındır. Çünkü kan vücuda karıncıktan pompalanır. Toplar damarlar kulakçıklara kan getirir. Atar damarlar karıncıkları kanı kalpten diğer organlara taşır. Kalbin sağ tarafında karbondioksit birikmiş kirli kan, sol tarafında oksijence zengin temiz kan bulunur. Arkadaşlar her zaman kalbin sağ tarafında kirli, Sol tarafında temiz kan bulunur. Alt ve üst ana toplar damarları ile akciğer ana atar atardamarında kirli kan taşınır. Aort ana atardamar ile akciğerler toplar damarlarda ise temiz kan taşınır. Aort atardamarı vücudumuzun en büyük damarıdır arkadaşlar. Sağ ve sol tarafları ayıran duvar sayesinde kirli ve temiz kan asla birbirine karışmaz. Şu duvar sayesinde arkadaşlar kirli ve temiz kan asla birbirine karışmaz. Damarlar kanı vücut içerisinde taşımak dolaşımını sağlayan boru biçimindeki kanallara damar adı verilir. Kalpten pompalanan kan damarlar ile vücudun bütün organ, doku ve hücrelerine kadar iletilir. Damarlar vücudu bir ağ gibi sararak Burun ucumuzdan parmak uçlarına kadar vücudumuzun her yerinde kanın ulaşmasını sağlar. Sağlıklı bir insan damarlarının toplam uzunluğu 100 bin kilometre kadardır. Arkadaşlar, bu da Dünya'nın ekvatordan dolanacak kadar uz uzunlukta kan damarlarına sahibiz. Damar yapılarında bağ doku, düz kaslar. Zaten kasları işlerken kan damarlarında düz kaslar olduğunu söylemiştik. Sinir uçları bulunur. Bir damarın kalınlığına göre bu yapılar bir veya birden fazla tabaka oluşturur. Yapı ve özelliklerine göre vücudumuzda 3 çeşit damar bulunur: atar damar, toplar damar ve kılcal damarlar. Atar damarlarla başlayalım. Arkadaşlar kalbin pompaladığı kanı vücuda taşıyan damarlara atar damar diyoruz. Yapısında kalın bir kas tabakası ile beraber birkaç katlı tabakadan oluşur. Çünkü arkadaşlar burada kalp çok hızlı kanı pompaladığı için daha sağlam yapıda olması gerekir. İçerisinde kan basıncı yüksek olduğu damarlardır. Oksijence zengin temiz kan taşırlar. Akciğer atar damarı hariç arkadaşlar. Akciğer atar kirli kan taşır. Çünkü kalbin sağ karıncığındaki kirli kanı temizlemek üzere akciğere gönderen Damardır. En büyük atar damar aort atar damarıdır arkadaşlar. Atardamarların çeperleri çok kalındır. Kalbin her kasılmasında atardamarlarda yaptığı vuruş etkisine nabız, kanın atardamarlar duvarında yaptığı basınca ise tansiyon denir arkadaşlar. Hemen tansiyon ve nabzımızı ölçeriz yaşayıp yaşamadığımızı. Çünkü kalbimiz kan pompalıyorsa yaşıyoruzdur. Nabız ve tansiyon önemli. Akciğer atardamarı oksijence fakir olan kirli kanı akciğerlere taşır. Diğer atardamarlar ise Temiz kan taşır arkadaşlar. Toplar damarlar vücuda dağılan kanı tekrar kalbe taşıyan damarlardır. Birkaç katlı yapıdan oluşmakla beraber atar damarlardan daha incedir. Çünkü burada kan basıncı çok fazla değil. Diğer damarlardan farklı olarak içerisinde kanın toplanmasını kolaylaştıran kapakçıklar bulunur. Arkadaşlar şu kapakçıklarla kanı toplayıp akciğere götürüyor. Kanın basıncı düşüktür. Karbondioksit birikmiş kirli kan taşırlar. Arkadaşlar akciğer toplar damarı hariç çünkü akciğer toplar damarı akciğerde temizlenmiş kanı e, sol kulakçığa getirir. Akciğer toplar damarı akciğerde temizlenmiş kanı kalbe getirir. Kalbin sol kulakçığına geçiyor arkadaşlar. Diğer toplar damarlar ise hepsi Kirli kan taşır. Kılcal damarlar atar damarlar ile toplar damarlar arasında bulunan hücrelerin arasına girebilecek kadar incelen damarlardır. Vücutta en ince damarlardır. Kan ile doku hücreleri arasında madde alışverişi çok önemli arkadaşlar. Nerede madde alışverişi? Kılcal damarlar. Arkadaşlar bakıyorsunuz burada toplar damarlar ne yapıyor? Kirlenen kanı kalbe taşıyor. Peki kalpteki temiz kanı atar damarlar nereye? Dokulara. Atar damardan ne yapıyor? Kılcal damarlardan madde alışverişi oluyor. Madde alış verişi. Gerekli olan besin oksijeni veriyor. Kirli olan karbondioksiti ve diğer atıkları toplar damarlarla alıp nereye taşıyor? Kalbe taşıyor. Kanın vücutta dolaşımı. Kanın vücutta dolaşımı büyük ve küçük kan dolaşımı olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Küçük kan dolaşımıyla başlayalım arkadaşlar. Kanın, kirli kanın, kalbin sağ karıncığından akciğerle de gidip temizlenip akciğer toplar damarlarıyla kalbin sol kulakçığına getirilmesine küçük kan dolaşımı denir. Tekrar ediyorum kirli kanın kalbin sağ karıncığından akciğer atar ile akciğerlere gidip oksijenle zenginleşip yani temizlenip tekrar kalbin sol kulakçığı arasındaki dolaşımına küçük kan dolaşımı diyoruz. Büyük kan dolaşımı ise arkadaşlar kalbin sol karıncığından aort atardamarıyla tüm vücut ve organlara dağılıp tekrar toplar damarla toplanıp kalbin sol kulakçığına taşınması olayına da büyük kan dolaşımı diyoruz arkadaşlar. Burada önemli olan akciğer toplar damarı bütün tomarlar damarlar kirli kan taşırken akciğer toplar damarı temiz kan akciğer atar damarı ise bütün atar damarlar temiz kan taşırken akciğer atar damarı kirli kan taşır. Bunlar ata ana atar damarlar arkadaşlar bütün vücudumuza kanı dolaştıran bunlar da ana toplar damarlar kirli kanı alıp vücudumuza getiren damarlardır. Büyük kan dolaşımı temiz kadın kalbin sol karıncığından çıkıp tüm vücuda dağılarak hücrelerde kan arasında madde ve gaz alışverişi yaptıktan sonra tekrar kalbe geri dönmesi olayına büyük kan dolaşımı diyoruz. Bakın burada kan daha uzun bir yolculuk yaptığı için büyük kan dolaşımı diyoruz. Bunu unutmayalım. Kalbin sol karıncığındaki oksijen oranı yüksek olan temiz kan aort ana atar damarı ile kalpten çıkarak organlara ve hücrelere dağılır. Oksijen hücreleri bırakıp atık maddeler olan karbondioksit yüklenen kirli kan alt ve üst ana toplar damarla kalbin kulakçığına getirilir. Hemen kalbin büyük kan dolaşımında izlediği yola bakalım. Sol karıncıktan aorttan çıkıyor. Aort atar damarı ile organlara, organlarda kirlendikten sonra topar damarlara, toplar damarlardan sağ kulakçıkla tekrar kalbe gelmesi olayına büyük kan dolaşımı diyoruz. Küçük kan dolaşımı adı da üzerinde kalbin Kalpten akciğere, akciğerden tekrar kalbe yaptığı kısa dolaşıma küçük kan dolaşımı diyoruz. Kirli kanın kalbin sağ karıncığından çıkıp solunum organı olan akciğerlere giderek burada alveollerde biriken gaz alışverişi sonucu temizlenip yani oksijeni alıp kalbin sol kulakçığına dönmesi olayıdır. Hemen yolculuğuna bakalım. Sağ karıncıktan akciğer atar damarıyla akciğerlere akciğerlerde oksijence zenginleşip akciğerde toplar damarıyla tekrar kalbe nereye kalbin sol kulakçığına gelmesi olayına küçük kan dolaşımı diyoruz. Hemen bir örnek yapalım. Buna göre 1 ve 2 numaralı dolaşım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar 1 numaralı dolaşıma bakalım. 1 numaralı dolaşım ne? Kalbin sağ karıncığından akciğerlere gidip akciğerleri temizledikten sonra at, akciğer toplar damarıyla kalbin sol kulakçığına gelmesi olayına ne diyorduk? Küçük kan dolaşımı. Burada ise 2 numaralı dolaşım ne? Büyük kan dolaşımı kalbin Aorta tar damarıyla sol karıncıktan tüm vücuda gidip organlarda kirlenip tekrar toplar damarlarla kalbin sol kulakçığına gelmesi olayına diyorduk. Bir numaralı dolaşım oksijen fakir olan kanın kalbe dönmesini sağlar. Hayır. Bir numaralı dolaşım küçük kan dolaşımıdır. Yanlış. Zengin kanın kalbe dönmesini sağlar. 2 numaralı dolaşım kalp ile akciğerler arasında gerçekleşir. Yanlış. 2 numaralı hemen çizelim. 2 numaralı dolaşım oksijenle fakir olan kanın akciğerlere getirilmesini sağlar. Yanlış. Kalbe getirilmesini sağlar. 1 numaralı dolaşım kanın oksijenle zenginleşmesini sağlar. Evet 1 numaralı dolaşım küçük dolaşım olduğu için kan oksijenle zenginleşmesini sağlar. Cevap D. Kanın yapısı damarlar içerisinde dolaşarak vücut içerisinde her türden maddenin taşınmasını sağlayan kırmızı renkli sıvıya kan adı verilir. Yetişkin sağlıklı bir insanda yaklaşık 4-5 litre kan bulunur. Vücuttaki kanın yarısı kaybedilirse hayati tehlike söz konusu olur arkadaşlar. Bir kanamada eğer vücudumuzdaki kanın yarısı akmışsa hayati tehlikemiz vardır. Acil kan verilmesi gerekir. Kan bir organ olma, kan bir organ olmamakla beraber yaşamsal önemi fazla olan bir sıvıdır arkadaşlar. Kan içerisinde kan hücreleriyle beraber su, besinler, mineraller, ilaçlar, hormonlar gibi farklı maddelerin de aralarında bulunduğu bir karışımdır. Bir miktar kan alınıp tüpte bekletildiğinde üstte açık renkli bir sıvı, altta ise kırmızı renkli bir çökeltinin oluştuğu görülür. Arkadaşlar kan plazması üstteki %55'lik plazma kısmı sıvı kısmı yaklaşık %90'ı su %10'u ise protein amino asit, yağ, vitamin, karbonhidrat, hormonlar ve inorganik maddelerden oluşur. Kan plazmasının arkadaşlar %55'lik kanın %55'ini oluşturuyor. Bu %55'in %90'ı su, %10'u ise protein, amino asit, yağ, vitamin, karbonhidrat, hormon ve inorganik maddelerden oluşuyor. Diğer %1'i arkadaşlar ak yuvarlar ve onarıcı hücreler. Ak yuvarlar vücudumuzun askeri. Ne yapıyor arkadaşlar? Bunlar vücudumuza giren mikroplara karşı savaşıyor. Al yuvarlar ise %44'ünü oluşturuyor arkadaşlar. Bu da ne yapıyor? Oksijen taşıyor. Kan hücreleri al yuvarlarla başlayalım. Biraz önce de söylemiştik. Kana kır, kırmızı renkli disk şeklinde. Arkadaşlar bakın disk şeklinde. Neden? Çünkü üzerinde oksijen taşımak için. Disk şeklindedir bu. Kana kırmızı rengini kazandırır. İnsanda olgunlaşan al yuvar hücreleri çekirdeksizdir. Daha sonra çekirdeksiz oluyor çünkü daha fazla oksijen taşımak için. Bu nedenle bölünüp yenilenemezler. Ortalama 120 günde bir yeni al yuvar üretiler. Eskisi parçalanır. İçeriğinde hemoglobin arkadaşlar önemli. Sayesinde oksijen ve karbondioksit gazlarını taşır. Sayısı en fazla olan kan hücreleridir. 1 mm küp kanda 4-5 milyon tane Al yuvar bulunur. Arkadaşlar bunların görevi oksijen ve karbondioksit taşımak. İkinci akü var arkadaşlar. Beyaz renkli adı da üzerinde bakın ak. Beyaz renklidir şu gördüğümüz. Beyaz renkli hücredir. Al göre daha büyüktür. Çekirdekleri bulunur. Vücuda giren mikrop ve yabancı maddeler karşı vücudun savunmasını yapar. Mikropları hücre içerisinde alarak sindirim enzimleriyle parçalar. Aynı zamanda etkisiz hale getirecek antikor adı verilen maddeler sargılar. Sayısı al yuvarlardan azdır. 1 mm kanda 5-10 bin adettir. Arkadaşlar vücudumuza mikroplar girdiğinde hemen sayısı artar ak 3 Üçüncü kan hü hücremiz trombositler yani kan pulcukları arkadaşlar Türkçesi. Diğer kan hücrelerin parçalanması ve oluşturulan kan hücreleridir. Diğer kan hücrenin parçalanması ile oluşturulan kan hücreleridir. Bazılarında çekirdek bulunabilir. Kesilme, yaralanma gibi durumlarda kanın pıhtılaştırır. Bu sayede kan kaybı önler. Sayısı en az olan kan hücreleridir. 1 ml kanda 1000 tane bulunur. Kanın görevlerine bakalım. Vücuda mikroplara karşı bağışıklık Maddesi bu neyle oluyordu? Ak yuvarla. Besin ve oksijen karbondioksitin taşınması neyle oluyordu? Al yuvarla. Vücut ısısını düzenler. Dokuların su dengesini sağlar. Pıhtılaşarak yani trombositler kan kaybını önler. Kan alışverişine bakalım. İnsanda kanın iki çeşit özel protein yani antijen bulunur arkadaşlar. Bu özel proteinler A antijeni ve B antijenidir. İnsan bu antijenlerin bulunup bulunmamasına göre dört farklı kan grubu vardır. Bu kan grupları... A, A antijeni varsa A kan grubu, B antijeni varsa B kan grubu, hem A hem B antijeni varsa AB, hiçbiri yoksa sıfır kan grubudur. Yani dört çeşit kan grubumuz var. Kan alışverişi aynı kan grupları arasında yapılır. Yani A'dan A'ya, B'den B'ye. Kan alışverişi için kan gruplarının dışında Rh faktörleri de önemlidir arkadaşlar. Bu faktörler ilk olarak resus maymunlarında keşfedilmiştir. Al yuvarlarında RH faktörü bulunanlara RH artı bulunmayanlara ise RH eksi olarak adlandırılır. RH artı RH eksiye kan veremez arkadaşlar. Arkadaşlar kanda A antijeni varsa A kan grubu, B antijeni varsa B kan grubu, her ikisi varsa AB, ikisi de yoksa 0 kan grubudur. Bir etkinlik yapalım arkadaşlar. Şimdi iki tane bu öğrencilerin birbirine kan verip veremeyeceğini Bakalım. Yavuz ile Gülser. Yavuz'a bakalım. 0 RH negatif. Gülser'e bakarım. 0 ejat pozitif. Biri negatif, biri pozitifse ne yapamaz? Kan veremez. Samet ve Emre'ye bakalım arkadaşlar. Samet nerede? A pozitif. Emre nerede? A pozitif. Bunlar birbirine kan verebilir. Samet ve Özlem'e bakalım. Samet ney? Arkadaşlar hemen Samet A pozitif. Özlem A negatif. Biri negatif, biri pozitif veremez. Mustafa Yunus'a bakalım. Mustafa B pozitif, Yunus B pozitif. İkisi de B pozitif olduğu için verebilir. Özlem ve Gülser'e bakalım. Özlem A negatif, Gülser 0 pozitif. Veremez arkadaşlar. Rümeysa'ya bakalım. Rümeysa Meli. Rümeysa'ya baktığımızda AB negatif, Meliha e baktığımızda AB negatif. Verebilir. Yunus ve Samet'e bakalım. Yunus B pozitif. Samet A pozitif veremez arkadaşlar. Özlem ve Meliha e bakalım. Özlem A negatif. Melih AB negatif olmaz arkadaşlar. Yavuz ve Özlem'e bakalım. Yavuz A negatif, Özlem pardon, Yavuz 0 negatif, Özlem A negatif veremez arkadaşlar. Rümeysa ile Yunus'a bakalım. Rümeysa AB negatif Şimdi Yunus'a bakalım arkadaşlar. Yunus nerede? B pozitif. Bu buna kan veremez arkadaşlar. Devam edelim. Kan bağışının önemi arkadaşlar kan vücutta belli bir miktar olduğunda görevlerini yerine getirebilmektedir. Bu nedenle kan miktarındaki azalma hayatı tehlike oluşturur. Kaza ve ameliyatlarda kan kaybını gidermek için kan alışverişi önem kazandırır. Bu nedenle kan bankaları kurulmuştur. Sağlıklı kişiler kan bankalarında kan bağışı yapabilirler. Kan bağışı hijyenik ortamlarda yapılmalıdır. Kızılay kan bağışı görüyorsunuz. Nabız nedir? Kalbin kasılıp gevşeyerek damarlara yaptığı kalp atışına denir arkadaşlar. Kalp dakikada yaklaşık 60-80 defa kasılma basınç yapar. Buna da nabız adı verilir arkadaşlar. Nabız nasıl ölçülür? Arkadaşlar nabız vücudumuzda iki yerden ölçmemiz mümkündür. Boynumuzda gırtlağın iki yanına atar damarlardan birine elimizin üç orta parmağını iç yüzüne bastırarak yine elimizin üç orta parmağını bileğimizin baş parmağımızın gerisindeki oluğa bastırarak yine nabzımızın bakabiliriz. Tansiyon atardamaların içinde kan basınca tansiyon denir arkadaşlar kalp kası kasıldığında atardamarlarda kan pompalanır bu esnada ölçülen basınç yüksek basınçtır kalp kası gevşediğinde ise kan damarlarda durulur bu esnada ölçülen basınç küçük basınçtır tansiyon ölçümünde büyük ve küçük kan basınçlarına bakılır arkadaşlar normal bir insanda büyük 12 küçük 8 olur İdeal tansiyon kişiden kişiye değişebilir. Ortalama yetişkin bir insanda büyük tansiyon 120 ile 130 mm civa veya 12 cm civa diyebiliriz. Küçük tansiyon 70-90 mm civa arasında olması normal kabul edilir. Tansiyon yüksekliğine hipertansiyon, tansiyon düşüklüğüne hipotansiyon denir arkadaşlar. Örnek yapalım. Evlerin ısıtılmasında kullanılan sistemde numaralandırılmış bölümleriyle dolaşılan sistemde ait yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir? Arkadaşlar burada ne yapmış? Su ısıtılmış ve gönderilmiş. Bu ne? Kalp. Pompalayan kalp. Bu ne? Çıkan atardamar. Sonra buralar ne olur arkadaşlar? Kılcal damar. Burada toplayıp tekrar getiren ise toplar damar olur. Bir nedir? Kalp. İki nedir? atardamar, damar. Üç toplar damar. Dört ise arkadaşlar vücut dokuları demiştik. Cevabımız C. Vücudumuzdaki kan damarları uç uca bağlansaydı 161 bin kilometre uzunluğa ulaşabildi. Bu uzunluk ekvator çevresini yaklaşık 4 katıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerden verilerden hangisi bunun destekler niteliktedir? Dolaşım sisteminin kalp, damarlar ve kandan oluşması bununla alakası yok. Atardamarlara oksijenle zengin kanı kapten vücuda taşıması bununla alakası yok. Kılcal damarların atardamarlar ile damarlar arasında yer alması bununla alakası yok. Vücudumuzdaki her bir hücreye damarlar aracılığıyla besin ve oksijen taşınması. Arkadaşlar her bir hücreye besin ve oksijen damarlarla olduğu için bu da damarların çok uzun olduğunu ve bunun da kalbi 4 defa defa dünyayı dört defa dönebileceğini ispat Evet bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez bir santrifüj arkadaşlar kanı koyduğumuzda deney tüpüne içerisinde farklı yoğunluktaki maddeleri yüksek dairesel döndürme hareketiyle ayrıştıran bir alettir santrifüjleme sırasında yoğun olan madde tüpün alt kısmında toplanır al yuvarlar üzerinde ak yuvarlar kampucukları en üstte kan plazmasıdır demiştik Sağlıklı bir insanın kanını santfürüse etme sonucu oluşan tabakalar şekildeki gibidir. Bu halde, buna göre arkadaşlar, en yoğun kısmı al yuvarlardır. En altta olduğu için doğru. Kan plazması, kan, e, kanın hacmine, hacimce en büyük bölümüdür. Bakın arkadaşlar, daha büyük bölümüdür. Doğru. Al yuvarların sayısı diğer kan hücrelerine göre daha fazladır. Arkadaşlar, al yuvarların sayısı diğer kan hücrelerine göre daha fazladır. Baktığımızda daha fazla. Arkadaşlar sadece bu bilgilere göre kan plazmasında büyük oranda su bulunur. Bunu buradan anlayamayız arkadaşlar. Kanın en yoğun kısmı al yuvarlardır. Altta olduğu için doğru. Kan plazması kanın hacimce en büyük bölümüdür. Bakıyoruz daha büyük. Doğru. Al yuvarlarının sayısı diğer kan hücrelerine göre daha fazladır. Bakıyoruz al yuvar daha fazla. Hangisi söylenemez? A söyleyen kan plazmasında büyük oranda su bulunur. Bu doğru ama buraya bakıp bunu söyleyemeyiz. Kanı kalpten götüren damarlar 3 ne olacak? Kan akış hızının en fazla olduğu damarlar ata damarlardır. 3 A olacak arkadaşlar. 3'ün A olduğu sadece hangi şık var? C şıkkı var. Yine de bakalım. 2'ye bakalım. 2'ye D demiş. Bakalım D mi? Hücrelerdeki karbondioksit ve zararlı maddeleri toplar damarlara iletir. Evet. Kılcal damarlardır. 2 D. Doğru. Hemen 1'e de C demiş arkadaşlar. Kan akışı C'yi okuyalım. Atar damarlardan daha geniştir. Bakıyoruz 1C toplar damarlar atar damarlardan daha geniştir. Bu da doğru arkadaşlar. O halde cevabımız C şıkkı. Bıstık ve YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.